Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eklem ağrıları, kireçlenme ve özellikle ağır sporlarla uğraşan arkadaşların sıklıkla kullandıkları glukozamin kontraidinden bahsedeceğim. Bu ve buna benzer ürünler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bunu bilmenizi isterim. Gelelim bunun içerisinde glukozamin, kontraidin ve MSM ayrı ayrı ne işe yarar ve hangi yiyeceklerde bulunmaktadır? Lütfen videoyu baştan sona kadar izleyelim. İçerisinde bulunan glukozamin, kıkırdak dokuda bulunan moleküllerdir ve bu madde kıkırdak yapıyı oluşturur. Eksikliğinde kıkırdaklarda erime ve eklem ağrıları oluşur. Kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarında bulunur. Özellikle kırıkları olan diz ağrısı çeken hastalar için halk arasında sıkça kemik suyuna çorba tavsiye edilir. Fakat etki alabilmek için düzenli tüketilmesi gerekmekte. Bu madde vücudumuzda tırnak, deri, kemik, göz ve tendon bağlarının birbirine bağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Gelelim ikincisi, kontraidin nedir? Kontraidin ise kıkırdak, kemik ve tendonlar için en önemli maddelerden biridir. Kireçlenme vakalarında hastalık seyrini ve eklem ağrısını azalttığı ve eklemleri güçlendirdiği kanıtlanmıştır arkadaşlar. Gıdasal kaynağı ise hayvansal kıkırdaklar, sığır, inek, köpek balığı gibi türevlerde bulabiliriz. Genelini toparlamak gerekir ise glukozamin ağrıyı azaltır iken kontraidin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. O yüzden bu iki ürünü doktorlarımız beraber kullandırırlar ki daha iyi gelelim üzerinde MSM yazan MSM'nin açılımı nedir? MSM ise arkadaşlar eklemi çevreleyen bağların kuvvetlenmesini sağlayan ağrı kesici özelliği bakımından fayda sağlar. Bu durumda ekstradan ağrı kesici kullanmanıza gerek yoktur. Üzerinde MSM yazıyor ise ekstradan ağrı kesici almanızın bir faydası olmayacaktır. Çünkü MSM yazanlar mevcut ağrınızı kesecektir. Arkadaşlar bir kez daha tekrarlıyorum. Bu ürünü kullanacak arkadaşlar muhakkak doktor kontrolünde kullanmalı. Özellikle gebe ve şeker hastası olan kişilerde kullanılmaz. Doktorunuz size söyleyecektir. Böyle bir durumunuz varsa muhakkak doktorunuza hatırlatmanız gerekmekte. Ve burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı, aynı zamanda abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Hoşça kalın.